Meryem Tahnal ve kızı Melike ile ilgili sır perdesinin aralanmasını, gerçeklerin konuşulmasını engelleyen mi? İddialar, Tuncer Ustaeli'nin büyü ve muska gibi tehditlerle insanları korkuttuğu, sindirdiği yönünde. Tuncer bir muska yapıyor efendim, duvarlara, önemli yerlere saklıyor. Ondan sonra gidiyor oradan onları çıkar. Bak size büyü yapmışlar. Bak bunu kim yapar? Emine gelmişti. Yusuf gelmişti. Bak size büyü yaptılar bunlar. Bazı ayetleri insan ben yazarım. Böyle yaparım. İnsanın hayatını terse çeviririm diyebilen bir adam bu eniştesi bunun. Evin bütün duvarları yıkılmış. Duvarların üstünde Arapça yazılar ama Kur'an meyalleriyle alakası olmayan yazı. Evin içerisi sirke bidonlarıyla dolu. Duvarlar zaten sirkeyle ıslatılmış. En az 100 adet sirke bidonu. Peki bu korkular ne kadar doğru? Böyle bir şey olabilir mi? Palo ailesinin korkusuna yanıt bulmak için ekibimiz aileyi tavsiyeler almak üzere Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yanına götürdü. İnsana vesvese ve korku vermek suretiyle yapılan büyüler vardır, söylentiler vardır. Yani işte nuska yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, falanca otu yaktı. Siz zarar göreceksiniz şeklinde olan büyüler vardır. Bu büyüler daha çok kişinin ruhsal yapısı üzerinde etkili olur ve kişiyi vesveseye itebilir. Sahtekarlık, şarlatanlıkla İç içe olan şeylerdir. Bu işi yapanlar için söylüyorum. Ve bu işi meslek haline getirenler var. Hatta bununla insanları sıkıntıya sokan, para kazanan, insanları istismar edenler var. Aman bu şarlatanlara gelmeyin. Kimseye bu şekilde inanmayın. Hiçbir şey, hiçbir kimse Allah'a rağmen hiçbir şey yapamaz. İddialara göre Palo ailesinin üzerindeki baskının nedenlerinden en önemlisi üç harflilerle ilgiliydi. Şeytan dersek daha net anlaşılır. Şeytanın insana zarar verebileceği, insana vesvese verebileceği, insanları sıkıntıya sokabileceği, yaptığı şey yapmamış gibi gösterebilir kişiye veya kişi yapmadığı şey yapmış gibi gösterebilir. İnsanın sinir uçlarıyla, beyniyle oynamaya çalışırlar. Bu bir imtihandır netice itibariyle. Hatipoğlu dini açıdan yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Birileri onları kullanmak suretiyle, onların adını kullanarak üzerine hakimiyet veya etki oluşturmaya çalışıyor. Bizim tavsiyemiz ne olur? Bunları ciddiye almayın. Bunları itibar etmeyiniz. Hiçbir güç ve kudret Yüce Allah'ın, Yüce Rabbimizin gücünden fazla değildir. Sağa sola gitmeyin. Kendinizi istismar ettirmeyin. Ne yapın? Yapmanız gereken şey Allah'ın ayetleri var. Ayet-i Kürsi var. Felak suresi var. Nas suresi var. Bu tür bütün problemlerde 2-3 şey yapın deriz. Bir doktora gidin. İşin bilimsel boyutunu ihmal etmeyin. 2 psikoloğa gidin. Onlarla konuşunuz. Durumunuzu anlatın. 3 Allah'a sığının. Duaya sığının. Büyüye inanmayın. Sihre inanmayın, şarlatanlara gitmeyin, kötü niyetli insanlara gitmeyin, Allah'a sığının. Cenab-ı Allah sizin sıkıntınızı giderir. Eğer yanlış yerlere gidersek sıkıntımız çoğalır. Biz Allah'a döneceğiz, Allah'a yöneleceğiz, dua edeceğiz. Duanın gücü çok fazladır. Allah dua hürmetine sıkıntılarınızı geçirtir. Derim ben bunlara bir hoca olarak ancak bu tavsiyede bulunurum. Anladım, evet. Mesela anladım. Tamam. Ben 3'ten 5'ten korkmuyorum. Ben de okuyorum dualarımı, Allah'a sığınıyorum, oturuyorum. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun tavsiyelerinin ardından Emine Usta ise eşim ve benim büyüyle işimiz olmaz açıklaması yaptı. Eşim kimseye büyü yapmadı ve kimseye de yapmaz. Çok büyük günah.